Merhabalar arkadaşlar. Sifalı Gurmeler YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu şekilde palyaçomuzun ayakkabılarını yapacağız. Ben mor renk seçtim. Mor rengi arkadaşlar benim daha önce kullandığım bir ipten kalan ipim vardı. Pırlanta. Nako pırlantanın ipi. Biraz sert gıcır gıcır bir ip ama yani arta kalan bir ip olduğu için değerlensin istedim. Sizler de bu pırlantaya denk bir iple örebilirsiniz. Lanosa Alara olur, Peria olur. Hepsi uyar. Şöyle zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet zincir çekiyorum. Hemen geriye dönüp hemen ikinci zincirime batıyorum. İkinci zincirimin içerisine 2 adet sık iğne yaptım. Zincirimin diğer tarafını örerek devam ediyorum. Tek tek batıyorum zincirimin her bir ilmeğimin üzerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tek tek ördüm. Şöyle arkadaşlar. İlk baştaki geri dönüp ikinci zincirime 2 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek tek ördükten sonra son ilmeğimin içerisine 1, 2, 3 aynı yere batıyorum. 4, 5. 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın son ilmeğimin içine. Tekrar zincirimin diğer tarafını öreceğim tek tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet 7 adet ördüm. İlk sıramı tamamladım. Evet, ilk sıramızın sonunda 20 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Şuradaki son ilmeğime işaretleyicimi takıyorum. Evet, 20 adet ilmeğimiz oldu. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda hemen sıra başında bir tane arttırma yapıyorum. Hemen sıradaki ilk ilmeğime bir arttırma yaptım. İkinci ilmeğime de bir tane daha arttırma yapıyorum. Hemen başta yani en başta iki tane arttırma yaptım. Tek tek örüyorum. 1, 2. Evet. İki arttırma yaptıktan sonra arkadaşlar 3, 6, 7 adet tek tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Bir tek örüyorum. Bir arttırma daha yapıyorum. Ve bir arttırma daha yapıyorum. Burada da 3 kez arttırma yapmış olduk. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp ikinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, ikinci sıramızın sonunda 25 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 2 bu tarafta, 2 de 3 de bu tarafta arttırma yaptık. 25 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda yine sıra başında bir tane ilk arttırma yapacağım. Bir arttırma daha yapıyorum. 2 tane yan yana arttırma yaptım. Bir tek örüyorum. Bir arttırma daha yapıyorum. Evet, üçüncü sıramdan bir arttırma, bir arttırma daha yaptım, bir tek ördüm, bir arttırma daha yaptım, toplamda 3 kez. Tek tek örüyorum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet ilmeğimi tek tek ördüm, bir arttırma daha yapıyorum, bir tek örüyorum, bir arttırma daha yapıyorum. Bir tek örüyorum, bir arttırma daha yapıyorum. Bu tarafta da yine 3 defa arttırma yapmış olduk. Kalan ilmeklerimizi de tek tek örüp 3. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sıramızda da arkadaşlar toplamda 3 bu tarafta, 3 bu tarafta 6 tane arttırma yaptık. 25 adet ilmeğimiz vardı. Sıra sonunda 31 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 3. sıramızın sonunda. 4. sıramıza geçiyoruz. 4. sıramızdan 1,
2 adet ilmeğimi tek tek örüp bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum, bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum, bir arttırma daha yapıyorum. Evet, tekrar ilmeklerimi şu ara kısmını, yan kısımlarını düz olarak örüyorum. 1, 2. Evet, 9 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum. Bir arttırma daha yapıyorum. 1, 2. Tek örüyorum, bir arttırma daha yapıyorum. Tekrar kalan ilmeklerimi de tek tek örüp dördüncü sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 31 adet ilmeğimiz vardı. Bu sıramızda da yine 6 defa arttırma yaptık. 37 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Dördüncü sıramızın sonunda. Beşinci sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 2 tane tek ördüm, bir arttırma yaptım. 1, 2 tek ördüm, bir arttırma daha yapıyorum. 1, 2 tek ördüm, bir arttırma daha yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 adet ilmeğimi tekrar bir tane daha ördüm. 11 adet ilmeğimi tek tek örüp bir arttırma yapıyorum. Tek tek örüyorum. 1, 2, 2 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. 1, 2, tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Yine burada da 3 kez arttırma yaptım. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 5. sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 37 adet ilmeğimiz vardı. Bu sıramızda da yine 6 defa arttırma yaptık. 37 adet ilmeğimiz vardı. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta arttırma yaptık. 37, 38, 39, 40, 43 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 5. sıramızın sonunda 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramızdan tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1, 2, 3. Evet, kalan ilmeklerimin hepsini tek tek ördüm arkadaşlar. Bu şekilde tamamladım. Şurada sadece bir tane arttırma yapmıştık. Toplamda 43 adet ilmeğimiz vardı. 44 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Bu sıramız arkadaşlar 3, 6. sıramız. 7. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 10 adet ilmeğimi tek tek ördüm. 10, 11 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 15 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 7. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 6. sıramızın sonunda 44 adet ilmeğimiz vardı. Bu sıramızda da 3 tane arttırma yaptık. Bir tane bu tarafta, 2 de bu tarafta. 47 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Evet, işaretleyicimin olduğu ilmeğime kadar ördükten sonra arkadaşlar, burada işaretleyicimizin yerini değiştireceğiz. Yani ayağın arka kısmını alacağız. 8. sıramdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8, 9 tane ördüm. 9 tane ördükten sonra arkadaşlar bu 9. ilmeğime işaretleyicimi alacağım.
ayağın arka kısmına geçtik. Burada arkadaşlar 8. sıramızı tamamlarken şu şekilde tamamlıyoruz. Bakın şöyle iğnemi tığımı iç kısımdan takıp dışa doğru çıkıyorum. Tekrar iç kısma doğru geçip bir sık iğne yapıyorum. Tekrar yine aynı şekilde bu şekilde öreceğiz 8. sıramızı. Bakın tığımı önden takıp kendime doğru çıkartıp tekrar hemen yanındaki delikten diğer tarafa geçip tekrar alıp ipimi bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramızı arkadaşlar bu şekilde tamamlayacağız. Kesinlikle atlama yapmayın. Her bir ilmeğimizin üzerine birer tane sık iğne yapacağız. Sıra sonunda toplamda 47 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, bu sıramız 8. sıramız arkadaşlar. 8. sıramızı tamamladıktan sonra bu sıramızı tamamladıktan sonra 8. sıramızı 5 sıra daha düz bir şekilde öreceğiz. Evet, 13. sıram da dahil 5 sıra düz bir şekilde ördüm. 13, 14. sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, tek tek örüyorum. 4. Evet, 15 adet ilmeğimi tek tek ördüm. 1 azaltma yapıyorum. İkinci azaltmam. 15 adet ilmeğimi tek tek ördükten sonra aralıksız olarak azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, 8 tane azaltmamı yaptıktan sonra kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 14. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 14. sıramızda 8 tane azaltma yaptık. 47 adet ilmeğimiz vardı. Sıra sonunda 39 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Evet, 14. sıramızın sonunda toplamda 39 adet ilmeğimiz kalmıştı. 15. sıramızdan arkadaşlar toplamda 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 adet ilmek ördüm. 15. sıramdan 13 adet ilmeğimi tek tek ördükten sonra tekrar azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, aralıksız olarak yan yana azaltıyorum. 3, 4, 5, 6. 6 tane azaltmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 15. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şöyle arkadaşlar, burada ilmek kaydırma yaparak çıkartacağım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle iç kısma doğru batıp sabitleyip tekrar 1, 2 zincir çekip ipimi keseceğim ve ayağımızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Bu sıramızın sonunda toplamda 33 adet ilmeğimiz kalmış oldu. Ayakkabımız ayağı bir tık büyük gibi olabilir. Bilginiz olsun. Şöyle giydireceğim ama ayakkabının yine de ön kısmı biraz bol arkadaşlar. Palyoç ayakkabısı olduğu için biraz büyük görünsün diye bol yaptım. Belki sizin ipinizden dolayı tam oturabilir. Evet, bu şekilde ayağımız. Şu üst kısmını yapacağız. O kısım için arkadaşlar zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincirimi çektim. Hemen geriye dönüp ikinci zincirime batıyorum. Şöyle ikinci zincirime batacağım. Tek tek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 adet ilmeğimi tek tek örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Hemen bir değil ikinci boşluğa batıyorum. Tekrar geriye dönüp 10 tane sık iğne öreceğim. Burada arkadaşlar zincir çekip geriye dönsek bile geri dönüp geldiğimizde bu zincirin üzerine batacağız. O da bir sık iğne çünkü. Azaltma yapmış olmayın örerken.
Çünkü düz bir kare şekil oluşturmuş olacağız. Evet, bu şekilde ikinci sıramı da tamamladım. Bakın en uçtaki ilmeğime de batıyorum. 10 adet ilmeğimi örüp ikinci sıramı da tamamladım. Bu şekilde arkadaşlar ikinci sıramızı da tamamladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 sıra daha öreceğiz arkadaşlar bu şekilde gidip gelerek. Evet, 6 sıra demiştim toplamda ama 1 sıra daha ördüm arkadaşlar. Ben 7 sıra olmuş oldu. Burada dikebileceğim kadar ipimi keseceğim. Ben üzerine küçük bir hardal sarısı ip kullandım arkadaşlar. Şöyle hardal sarısı bir ip kullanacağım. Elimde çok az bir ip vardı. O değerlensin hem diye. Şöyle arkadaşlar bir zincir çekiyoruz. Sabitledikten sonra şöyle bir noktadan çıkartacağım. Köşeden birazcık iç kısımdan. Evet, bakın kenarda biraz mesafe var. Yani şurada biraz boşluk bıraktım. Şöyle arkadan ipimi alıp ilmek kaydırma yaparak içerisinden geçerek bu şekilde bir kare olarak örüyorum. Her seferinde ilmek kaydırma yapıyorum. Hatta biraz kenardan oldu. Biraz iç kısma doğru alacağım. Şöyle. Evet, bir kare oluşturmaya çalışıyorum. Her seferinde alıp ilmek kaydırma yaparak çıkartıyorum. Evet, tekrar alt kısmını öreceğim. Evet, en son şöyle ilk başladığım ilmeğimin içerisine batıyorum. Şöyle bir üstteki ilmeğin içerisinden çıkıp ipimi takıp arka kısma doğru çekeceğim. Ve zincir çekiyorum. Evet, iki tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet, bu şekilde. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra şöyle arkada uçtaki ipimi uzun bırakmıştım zaten dikecek kadar. Şöyle ilk önce bu ipleri arkaya bir sabitleyeceğim. Şöyle bir kez dikiyorum. O diğer ilk başladığım ucumdaki ip ve arkadaki hardal sarısı ipleri birleştirip şöyle kesiyorum. Ön kısımdan görünmesinler diye ayakkabımızı alıyoruz. Ayakkabımızın üzerine arkadaşlar şöyle şu şekilde şuraya dikeceğim. Şöyle önce şu kenar kısmından bir miktar tutturacağım. Evet, şöyle kenardan çok az, bakın ortasından, yani şu uç kısmından tamamen dikmiyorum. Orta kısmından başlıyorum. Bir miktar tutturacağım. Şu köşeden de bir tutturayım. Biraz pırlanta ipi, sert bir ip. Evet, tekrar bakın şöyle uç kısımdan çıkıyorum. Şöyle kare düz bir şekilde olacak. Evet, bu şekilde. Diğer kenar kısmını da arkadaşlar yarım olarak şöyle çıkın. Buradan da böyle yarım olarak tutturacağız.
Evet. Bu şekilde ayağın üzerinde şöyle kare bir şekilde duracak burun kısmında. Evet, ayakkabılarımızı da bu şekilde giydirdim. Ayakkabılarımız da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde palyaçomuzu tamamladık. Şöyle ben yakasına bir tane papyon ayarladım ama henüz dikmedim. Papyonumu bu şekilde kumaş pembe bir papyon tercih ettim. Buraya sabitleyeceğim bunu arkadaşlar. Önce boyun dikişini göstereceğim. Şöyle. Ben boyunda bir miktar ip bırakmıştım. Evet, onu takıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Önce boyunu yerleştireceğim. Evet, bu şekilde. Yerleştirdikten sonra yine aynı diğer boyunlardaki gibi dikişim aynı şekilde. Şöyle kafanın en uçtaki ilmeğinin içerisinden çıkıyorum. Şöyle arkadaşlar. Hemen ipimin çıktığım noktanın alt kısmından batıyorum. Tekrar biraz ileriden yine kafanın en uçtaki ilmeğinin içerisinden tekrar çıkıyorum. Tekrar ipimin battığım noktadan alttan batıp tekrar kafanın en uçtaki ilmeğinin içerisinden çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar dönerek dikeceğiz. Buradaki püf noktası arkadaşlar ipinizin tekrar batarken bu çıktığınız nokta var ya arkadaşlar şu kafanın içerisinden çıktığınız nokta. Onun hemen altından batacaksınız. Evet bakın bu çıktığım noktanın hemen alt kısmından batıp tekrar biraz ileriden tekrar kafanın en uç kısmından içinden çıkıyorum. Evet bakın çektiğiniz zaman iplik hiç görünmüyor. O yüzden bu ipi çıkardığım noktanın alttan batıp biraz ileriden o şekilde çıkıyorum. Bu şekilde dönerek birkaç tur atıp dikeceğiz. Evet arkadaşlar boynumuzu bakın dikişini bu şekilde yaptım. Şöyle papyonumu buraya tutturacağım ama ilk önce şöyle arkadaşlar iç kısımdan bir sabitleyip sağlamlaştıracağım. Çünkü bazen çok sağlam olmuyor bu papyonlar sonradan bozuluyor. Ben yine de şöyle bir dikerek sabitleyeyim ki hani sonradan açılma falan yapmasın. Çünkü eğer bu şekilde papyon dikiyorsanız üzerine müşterinize gönderdiğinizde makineye attığında bu papyonun bu kısmı açılabilir. Evet şöyle iyice bir dikeceğim. Evet. Arka kısmından güzelce diktim. Şöyle şuraya da sabitleyeceğim. Önce şöyle bir ipimle geçiyorum. Evet, ortalayacağız. İsterseniz ilk önce ortalayıp buraya bir iğneyle sabitleyin. Daha sonra dikin. Şuradan batıyorum. Biraz ileriden en yakın mesafeden çıkmaya çalışıyorum. Evet, sabitledikten sonra şöyle karşıdan arkadan çıkacağım. Evet, papyonumuzu da bu şekilde sabitlemiş olduk. Şöyle şu arka kısmı arkadaşlar minicik tutturacağım çıkmasın diye.
içe doğru batıp keseceğim. Evet, bu şekilde papyonumuz da hazır. Bu şekilde palyaçomuz da hazır arkadaşlar. Hepinizin eline koluna sağlık. Hepinize kolay gelsin.